gerçekten daha az yapmaya başladık. Çünkü adaylar dönüştüler artık yavaş yavaş. Adaylar belli oluyor. Bu arada önemli bulduklarımız gerçekten CHP için, Türkiye için, bulunduğumuz iller, ilçeler için gerekli olan, gerekli olduğuna inandığımız insanlarla program yapmayı tercih ediyoruz. Niye böyle derseniz, çünkü şu anda karşımda bir hanımefendi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde %33 kadın kotası olmasına rağmen hala seçilebilirliğinden emin olmayan bir hanımefendi var. Çünkü ne olacağını bilmiyor. O nedenle biraz da sesimizi duyuralım istedik. Kim var karşımızda derseniz biraz sonra söyleyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Siyasetin başkenti özellikle sizin sorularınızla ivme kazanıyor. Sizin sorularınızla bu aday adaylarınızı ya da adaylarımızı neler yapmak istedikleri, hangi konularda çalışmak istediklerini ve yeteneklerini test ediyoruz. Ona göre oy vereceksiniz. Karşımda gerçekten bilge bir hanımefendi var. Kendisine konulara hakim, ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir hanımefendi var. O nedenle programın hiç zor olacağını zannetmiyorum. Ben çok rahat olacağım. Bazı zamanlar olduğu gibi çok da rahatsız olmayacağım. Çünkü sorularıma net cevaplar alacağımdan eminim. Evet, Ayşegül Varol var. Ayşegül Varol aslen Karaşarlı, Beypazarı, evet. Karaşar nahiyeydi. Büyükşehir projesinden dolayı bu AKP iktidarının bölüp parçalama, evet, bütünleşip yok etme gibi projelerinden dolayı Karaşar'ı da bir mahalle, Beypazarı'nın bir mahallesi durumuna düşürdüler, dönüştürdüler. Ayşegül Varol hanımefendi bir hukuk emekçisi diyeceğim kendisine. Gerçekten yetenekli, bilge konulara hakim. Bulunduğu partiyi, temsil ettiği partiyi gerçekten bütün konumlarda iyi temsil edeceğine inandığım bir hanımefendi olduğu için bugün beraber olduk. Ve olmaya devam edeceğiz. Ayşegül Hanım'a bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle şu anda radyomuzu dinleyen tüm canlara, dostlara sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Onlar adına da biz size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi programın formatını biliyorsunuz. Evet. Ben soracağım, siz söyleyeceksiniz. Evet. Sevgili dinleyenler soracaklar, siz cevap vereceksiniz. Ben cevap vereceğim, evet. Aday adayı sizsiniz. Evet. Projeler size ait. Dolayısıyla siz cevap vereceksiniz ki seçmenlerimize diyecekler, evet bu hanımefendi bizi temsil edebilir diyecekler ya da yok kardeşim bu oraya gelmemeli diyecekler. O kararı onlar verecekler. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Onun için de ne yapacağız sevgili dinleyenler? 435-21-22 435-21-22 numaralı telefonumuzu arayarak sorularınızı yazdıracaksınız. Biz de buradan cevaplarını sizin adınıza almaya çalışacağız. Hı hı. Bu arada size güzel türküler dinleteceğiz. Çok eğlenceli bir program. Ayşegül Hanım'ın seçtiği o gerçekten mükemmel türküleri sizlerle paylaşacağız. Evet, çok eğlenceli bir program geçecek. Karşımda güzel bir hanımefendi olunca ben de böyle bülbül gibi açılıyorum. Merhaba. Merhabalar. Niye siyaset? Şimdi şöyle, kadınların siyasete katılımı hem demokrasimiz hem de kadın hakları açısından çok önemli bir konu. Ben bir anneyim, 3 çocuk annesiyim. Ülkenin gerek ekonomik gerekse insan hakları konusunda geldiği nokta ortada. Her geçen yıl özgürlüklerimiz elimizden alınıyor. Sayın Başbakan, kaç çocuk yapacağımızdan tutun da bu çocukları nasıl doğuracağımıza kadar hayatımızın her alanına karışmaya başladı. Ben de kendim için ve çocuklarım için, ülkemin geleceği için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Önce belediyemizin etkinliklerinde, sonra da siyasete girmeye karar verdim. İyi, hoş da bu senin formatların AKP'nin Sayın Erdoğan'ın şeysine çok, üç çocuk istiyordu. 3 çocuk var zaten. Şimdi şöyle, benim çocuklarım zaten bu duyumdan önce benim 3 tane çocuğum vardı. Yani Erdoğan dayatmasına falan değil. Değil, alakası yok. Çünkü benim oğlum biliyorum. 24 yaşında, biliyorum. Kızım 20 yaşında. En küçük oğlum da 14 yaşında. 24 yaşında oğlunuz var. Evet. Aman tanrım, kendisi 23 yaşında gösteriyor. 24 yaşında oğlum var. Evet. Ben daha öncesinden yapmıştım 3 çocuğu. İyi, zamanında yapmışsınız. Evet. Çok iyi yapmışsınız. Sevgili dostlar, bu programa Beypazarı Belediye Başkan adayı, aday artık o aday adayı değil aday, değil mi? Aday, evet. Aday, adaylığı kesinleşen Doktor Abdullah Özdemir Bey de, evet, katılacak idi.
Hatta hala katılabilir, ikinci yarıda katılabilir. Hı hı. Sayın Mansur Yavaş'la ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanla bir toplantılar var. Olduğu için buraya gelemediler ama ikinci yarıya, yani saat 16.30'dan sonraki bölümde de büyük ihtimalle kendileri burada olacaklar. Onlar da sorularımızı, cevaplarımızı paylaşacağız. Ben bu arada Ayşegül Hanım'a diyeyim ki Beypazarı'nda geçmiş yıllarda CHP çok düşük aldım. Ben inceledim işte buraya gelmeden, evet, siz gelmeden. İnceledim gerçekten Beypazarı'nda. Ama şimdi Karaşar plan katıldı. Biraz ivme kazanacak çünkü. Tabii ki hem nüfus sayısı artacak hem oy oranı, evet, yükselecek diye düşünüyoruz. Karaşar'da çünkü CHP çok yüksek oranda oy alıyor, değil mi? Bundan önceki yerel seçimlerde %87 CHP'ye oy oranımız var. Çok, evet, büyük bir oy oranı. Ve bir şey daha inceledim ve bir gerçeği daha gördüm. Beypazarı'nda bugüne kadar hiç kadın belediye meclis üyesi olmamış. Doğru, evet, mu? CHP tarihinde bir ilki gerçekleştireceğim inşallah. CHP tarihinde Beypazarı'ndan hiç kadın meclis üyesi çıkmamış. Aday adayı da olmamış bugüne kadar. Ben ilk defa böyle bir cesaret göstererek Beypazarı'ndan aday adayı oldum CHP partimizden. Ben Beypazarlı bütün kadınlar adına sizi kutluyorum. Böyle çok bu teşekkür ediyorum. Sağ olun. Için. Bu bir cesaret, bu bir gerçekten yürek işidir. Evet. Evet. Yüreğinizde çok doğru tercihinizle beraber koyduğunuz için, umarım, sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki Beypazarı'nda %80, affedersin, Karaşar'da %87'de Beypazarı'nda neydi CHP'nin oy oranı? Geçmiş seçimler için soruyorum. Yanlış hatırlamıyorsam %17 civarındaydı. %17 civarındaydı. Yanlış bir bilgi vermiş olmayayım ama o civarlarda olması gerekiyor CHP'nin oy oranı. Karaşar'ın oy potansiyeli çok fazla. Şöyle söyleyeyim, Karaşar köseler ve saray olarak, yani biz 3 köy olarak, ben şu anda 3 köyü temsil ediyorum. Yok artık, siz bundan sonra bütün Beypazarı'nı temsil, evet, edeceksiniz. Evet, tabii ki, umarım. Ama en çok yaslandığım noktalar, evet, buralar diyorsunuz. Tabii ki, üç, tabii ki. Yani çünkü ben o topraklarda doğdum. Ben o toprakları temsil ediyorum şu anda. Benim hala aile kökenlerim Karaşar'da, köselerde ve sarayda yaşamakta. Ben işte biraz evvel söyledim Ayşegül Hanım. Dedim ki ya bazı misafirlerimle cevap alamamaktan dert yanıyorum dedim. Ben soruları sormadan cevap. Ben diyecektim ki Ayşegül Hanım niye Ankara değil de Beypazarı dedim. Ama siz dediniz ki ben o topraklarda doğdum. Evet. O topraklara karşı benim bir gönül vefa borcum, kesinlikle, var. Kesinlikle. Ben köyüne, beldesine aşık bir insanım. Ben Karaşar'ı, köseleri, sarayı hiç ayırt etmeksizin hepsini çok seviyorum. Çünkü benim köyüm bir cennet. Karaşar gezilmesi, görülmesi, kültürüyle, doğasıyla, her yeriyle görülmesi gereken bir cennettir. Bu saatten sonra artık Beypazarı'nda Karaşar'ı, saray gitmek falan gerekiyor. Evet, görmek gerekiyor. Hele hele Ayşegül Hanım orada da meclis üyesi olursa biz gururla her onu tebrik bekleriz. Etmeye çiçeklerimizle, çikolatalarımızla geliriz. Seçilmeniz durumunda biraz hızlı gidiyoruz ama belki problem ikinci değil. Bölümde başkan gelirse, hı hı, diye biraz hızlı, evet, gitmeye çalışıyoruz. Ne yapmaya amaçlıyorsunuz? Yani ben bildiğim, sizi tanıdığım, gördüğüm kadar öyle ben işte bir kariyer yapayım, meclis üyesi olayım falan gibi bir amacınız yok. Değil. Siz hizmet etmek istiyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta işte sevgili dinleyenler, programdan önce bizim odada otururken, konuşurken Ayşegül Hanım dedi ki ben işlerimden istifa ettim. Evet. Birebir nokta çalışmaları yapıyorum. Evet. İşverenlerime karşıda ya işte her gün izin alıyor da aylığını, hı-hı, alıyor dedirtmek istemiyorum. Evet. Ben hakkımla, kesinlikle, kazanarak, emeğimle, alın terimle, kesinlikle, oraya gelmek istiyorum. Ve doğrudur, orada bu insanlara, Beypazarı'na ve tabii Karaşar, evet, saray, diğer köyün adı neydi? Köseler. Köselerin dışında tüm Beypazarlara, aynen öyle, tüm Türkiye'ye, tüm demokrat güçlere, hı-hı, hizmet etmek istiyorum. Evet. O gönüllü. Doğrudur. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Bunu buradan onaylıyoruz ve bunu bir taahhüt olarak alıyor. Bakınız biz kayıtlarımızı 5 sene saklıyoruz. Tamam mı? 5 senede, 10 senede hiç fark etmez. He. Ben şu anda ağzından çıkan her şeyin arkasındayım. Bu kayıtları ben size zaman zaman dinleteceğim. Ne oldu, hani, nerede diyeceğim. Her zaman dinlemeye hazırım. Pekala. Çok mu uzak Karaşar şeye? Bir saat. Bir saat, evet. Yani 70-80 kilometre. Beypazarı'yla Karaşar arası 30... Yok. Yani yaklaşık bir saat sürüyor ama yollar çok şey olduğu öyle için. Mi? Evet, tırmana yani, tırmana gidiyorsunuz. Mesafe uçuş. Evet, evet, aslında çok yakın fazla ama değil. Evet, evet. Yollar pek elverişli olmadığı için, hı hı, iyi, siz yine de gidip gelirken yavaş gidin. Artık biz o yolları ezberledik. Arabalar da ezberledi. Evet. Arabayı bırakınca kendisi gidiyor. Kendisi buluyor Karaşar'ı. Peki.
Buyurun. Seçilmem durumunda neler yapmak istediğimizi sormuştunuz. Şimdi ben Beypazarı'nda bir ekibin parçasıyım. Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Beypazarı'nda duran turizmi, çökme noktasına gelen tarımı, biten sanayiyi ayağa kaldıracak projeleri birer birer kamuoyuyla paylaşıyor zaten. Beypazarlı kadınlar özellikle turizmde önemli bir iş gücü. Bunu da havuç yıkama merkezlerine giderek gördük. Nasıl çalıştıklarını, nasıl bir ortamlarda çalıştıklarını, nasıl bir emek verdiklerini birebir kendim Sayın Belediye Başkan adamımızla gezerek gördüm. Biz kadınların daha fazla üretime katılması, daha fazla sosyal hayatta yer alması için özel eğitim projeleri düşünüyoruz. Kadın emeğini, göz nurunu üretime dönüştürmek ve bu ürünleri yaygın bir satış ağıyla dünyaya daha etkin tanıtmak gerekiyor. Bu da Beypazarı için çok önemli bir olay olacak. Beypazarı'nda yeni bir dönemin başlayacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu anlamda kadınlarımız tercihinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağından en küçük bir kuşkum yok. Sayın Belediye Başkan adayımız Abdullah Özdemir her gittiği yerde saygıyla, sevgiyle, doktor bildiğim kadarıyla, genel cerrahi uzmanı, yaklaşık 20 yıldır Beypazarı Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyordu ve halk tarafından çok seviliyor. Umarım oylara da yansıyacak diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle yansıyacaktır. Çünkü evet. Beypazarı'nın halkı Abdullah Hoca. Yani evet, bu Abdullah Hoca bizim hocamız, bizim doktorumuz. İşte benim beni iyileştirmişti. Benim akrabamı iyileştirmişti. Böyle yani Beypazarı'nda çok sevilen bir aday şu anda. Her gittiği yerde de çok büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Ben gençlerin ve kadınların kucaklayan projelerimizin toplumda karşılık bulacağını düşünüyorum. Bu projelerden bir tanesi Abdullah Hoca'nın projesi ARGE. ARGE projesi çok önemli bir proje olacak Beypazarı açısından. ARGE, affedersiniz. Rica ederim. Araştırma geliştirme. Neyi araştırıp neyi geliştireceksiniz? Beypazarı'nın şu havuç olayını bir soracağım. Havuç deyip duruyorsunuz sanki Beypazarı öyle, havuçtan ibaret değil. Çok mükemmel tarihi evleri var, konakları var, kesinlikle, restoranları var, otelleri kesinlikle var. Evet. Ve bir de Beypazarı'nın bir özelliği daha var. Büyükşehir Belediye Başkanı ihraç ediyor, değil mi? Ben Ayşegül'ün ileride Ankara'dan meclis üyesi veyahut da başkan yardımcısı falan olarak göreceğimi tahmin ediyorum. İnşallah, inşallah. Şimdiden o ufku görür gibi oluyorum. İnşallah. Evet. ARGE projemiz, ARGE projesi hakkında biraz bahsedecek olursak, geleceğin Beypazarı çocuklarımızın ve gençlerimizindir diyerek Abdullah Hoca bu yola girdi. Tüm bunların önüne geçmek ve şehrimizin önündeki yıllarını daha iyi planlamak için belediye içinde ARGE birimi oluşturulacak. Bilgisayar ve yabancı dil bilen gençlerimizden oluşacak bu birim, Beypazarı için en çok güvendiğimiz projelerden bir tanesi. Bu da İnşallah Abdullah Hoca'nın Beypazarı'na bir hediyesi olacak. Yıllar içerisinde Beypazarı için vazgeçilmez bir birim haline geleceğini düşünüyoruz. Özellikle Beypazarımız için yapılacak yatırımlar, imar planları, tasarım, turizm, tarım ve sanayi alanlarındaki plan ve projeleri gereğinde ARGE bölümünden görüş alınarak daha doğru, daha çağdaş ve Beypazarı'na yakışır şekilde hayata geçireceğiz. Şehrimizi adeta yeniden tasarlayacağımız bir proje. Bu tabii ki her şekilde gerçekleşecek olursa Beypazarı'na en büyük hediyelerinden bir tanesi olacak Sayın Abdullah Özdemir'in. Evet, bir araştırmanız elime geçtiydi geçmediğimiz günlerde. Demiştiniz ki Türkiye'de 83 yılda 17 yerel seçim geçirdik. Bu seçimlerde 30 bin belediye başkanı seçilmiş. Bu başkanlardan sadece 79'u kadın. Evet. Binde ne yapar? 2,5. 2,5 mu yapıyor? Evet. O tespiti daha önce yapmışsınız anlaşılan. Belediyesinde evet, çalışmış talebe gibi cevaplar. Evet. Gerçekten güzel bir araştırma. Tebrik ediyorum sizi. Onu bana söylemiştiniz siz. Binde 2,5 çok az. Evet. Belediye meclis üyelerinde bu rakam ne acaba? Var mı? Şu anda %30. %30. Evet, %30 diye düşünüyoruz. Yani %30 kadın kotası olacak. Kota olarak da sormuyorum ben. Yani Türkiye'de seçilmiş işte bu kadar belediye başkanının. Yok, ne yazık ki kadının, bir, tabii kadının adı yok. Yani kadının adı yok. Bu sene Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'muz genel başkanımızın kadına verdiği değer, önem de kadın adaylarımız çok fazla.
kadın ön plana çıkmaya başladı. Bu da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayesinde sözleriyle kadına verdiği değerden, önemden ortaya çıkıyor. Bir soru soracağım da sevgili dinleyenler der ki ya Mustafa Can da bunu niye soruyor, kendisi biliyordur derler ama ben bilmeyen olur ya, dinleyenler arasında bilmeyenler vardır diye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden %33 kadın kotası var. Şunu sorgulamak istiyorum. %33 kadın kotası seçilebilir yerlerde mi? Değilse ya aday aday ya işte aday olur mu, nerede mi, böyle bir şeysi var mı partinin, tüzüğün ya da olmazsa yani olmazı var mı? Ki, tabii ki var ama bu her yerde uygulanacak mı? Umarım uygulanacak. Uygulanacak. İnşallah evet. Bütün her yerde, Türkiye'nin her yerinde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü tüzük de var evet. Düşünüyorum, temelli mi ediyoruz? Temelli ediyoruz. Temenni ediyoruz evet. Ve biz de temenni ediyoruz. Gerçekten kadının elinin değmesini istiyoruz. Her birimde, kesinlikle, her yerde, belediyede de, idari kadrolarda da, iş yerlerinde de, şirketlerde de. Evet. Nerede bir kadın, orada gerçekten başarı var. Kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor. Diyorsunuz. Evet. Ya şimdi beni o tartışmayı açmayın, bakın farklı şeyler söylerim, dinleyiciler çıkışta beni döverler. Diyor, şaka yapıyorum, gerçekten kadının elinin her noktaya değmesi gerekiyoruz. Çünkü evet, bir bütün olmadan, bir elmanın yarısı olmadan bir diğer yarısı dalda durmaz. Evet. Değil mi? Doğru. Onu kuşlar kurtlar yerler. Evet. Beypazarı'nda dediniz, bakınız bunu da söylemek istiyorum. Yani biz aramızda konuşulanlar sır olarak kalsın istemiyorum. Niye? Ayşegül Hanım diyor ki ben Ankara'da durup Beypazarı'nda toplantılarda katılmayacağım. Ben Beypazarı'na yerleşeceğim diyor. Yani evet, Beypazarı'ndaki tüm çalışmalara katılmak istiyorum. Beypazarı'nda emek vermek istiyorum. Beypazarı'ndaki alan çalışmalarına Abdullah Hocam'la beraber, Abdullah Hocam'ın ekibi var. İlçe Başkanımız Sayın Ali Uysal, Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Metin Çelik, Kadın Kolları Başkanımız Sayın Aylin Öken. Çok güzel bir ekiple beraber çalışıyorum. Muhteşem bir ekip ve ellerinin, gönüllerinin değmediği yer kalmadı. Beypazarı'na adım adım her tarafını geziyorlar. Ben de o ekibin içerisinde olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Onlarla beraber çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir yerlere, bir meclis üyesi olacaksam eğer, bir yerlere geleceksem emek vererek gelmek istiyorum. Yani emek sarf etmek istiyorum, terlemek istiyorum. Çünkü onlar emek veriyor. Ben de onlarla beraber emek vererek geleceğim yere hak etmek istiyorum. Çok özür dilerim Ayşegül Hanım. Dinleyicilerimizden canlı yayına katılmak isteyenler var ama ne oldu Özge? Bağladın mı? Ben, bana sormadan bağlamış. Peki. Aslında canlı... Efendim buyurun, iyi günler. İyi günler. Yayınınızın birkaç programını da dinledim. Güzel bir program yapıyorsunuz. Aslında Ankara için gerekli bir program. Teşekkür ediyoruz. Cesaret veriyorsunuz bize. Estağfurullah, bu sizin cesaretiniz. Biz sadece dinleyiciyiz. Sağ olun. Şimdi ben 33 yıllık gazeteciyim. Ne güzel. Anadolu Ajansı'ndan emekli edilen, zorla emekli edilen gruptanım. O onun size yeter. Gerçekten evet. Öyle. Ama hala isminizi söylemediniz. Özgün Erdoğan benim adım. Özgür Erdoğan. Evet, Özgün Erdoğan. Özgün Erdoğan. Şu benim anda da CHP Genel Merkez'de 5+1 basın medya grubunda basın konseyi elemanı olarak çalışıyorum. Gerçekten uygulanan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı kadın ve gençlik kotası bizim olmazsa olmaz erzemlerimizden ilk kez bu sene uygulanacak. Birebir katılıyorum. Evet, dilerim bu daha da artarak devam etsin. Çünkü Hacı Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder Atatürk bile Türk gençliğine emanet etmiş bu ülkeyi. Ama bakıyorsunuz hiçbir noktada Türk gençliğine kız hakkı bile tanınmamış. Evet. Kadınlarımız keza öyle, sadece evlere kapatılmış. Bundan sonra kadının ulaştığı noktada, biraz önce konuğunuzun da söylediği çok güzel bir nokta vardı. Kadının elinin değdiği yer her zaman çok güzel oluyor, hakikaten güzel oluyor. Maçlarda da bile gidiyorsunuz, bakıyorsunuz eğer kadın sayısı fazlaysa orada şiddet ve küfür çok az oluyor. Bagandalar saklanıyorlar. Kesinlikle. Evet. Ben konuğumuzun bu cesaretinden ve yürekli davranmasından dolayı tebrik ediyorum. Diğer çok kadınlara da örnek olsun. Çünkü ben etrafımda birçok kadın biliyorum. Eğitimli, siyaset içerisinde de çok iyi yerlere gelebilecek. Hakikaten Türk siyasetini de sırtlayıp, Türk demokrasisini de sırtlayıp,
bir yere getirecek insanlar evlerine kapanıyorlar. Bu anlamda da benim konumuza bir sorum olacak. Tabii. Keşke il genel meclis üyeliğine değil de yani parti meclis üyeliğine değil de belediye meclis üyeliğine değil de keşke belediye başkanlığına adaylığını koysaydı. Öyle bir yarış içerisinde olsaydı. Sevgili dostum biraz evvel söyledim. Beypazarı büyük şehirlere belediye başkanı ihraç ediyor. Ve onu da söyledim ben biraz evvel. Dedim ki Ayşegül Hanım umuyorum ki önümüzdeki dönemde burada tecrübelerini daha da geliştirecek. Altyapısını daha sağlamlaştırarak önümüzdeki dönemde en azından ya Beypazarı'nda belediye başkanı aday olacak ya da Ankara'da iyi bir yerde olacak umuyorum. İnşallah. Çünkü gerçekten o yeteneği kendisinde görüyorum. O cesareti kendisinde görüyorum. Çok teşekkür ediyorum siz bize cesaret verdiniz. Renk kattınız ve destek olduğunuz programımıza. Sizinle bir de sorum olacak Ayşegül Hanım'a. Buyurun. Şimdi, bundan önce tabii belediyelikken Karaşar ben geldim. İki sefer etkinliklerine de katıldım. Karaşar Belediye Başkanı'nın gerçekten çok iyi çalıştığını da gördüm. Evet. Ancak bu seçimde benim aldığım duyumlara göre Karaşar'da bazı çalışmalar var. Beypazarı'ndaki AK Parti adayına oyun fazla çıkacağı söyleniyor. Böyle duyum almış mı acaba? Şimdi şöyle, öncelikle programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Karaşar, Köseler ve Saray'dan CHP'den tek kadın aday benim. Başka adayımız yok. Yani CHP'den başka adayımız, kadın adayımız yok. Ben umuyorum ki Karaşar, Köseler ve Saray'dan 3 köyden biz yine aynı oy oranını CHP'ye alacağız. Sanıyorum bağlantıda bir sorun yaşandı ve sevgili dostumuz telefondan düştü ama bizi dinliyor biliyorum ki. O nedenle kendisine sorusuna teşekkür ediyorum. Programa çok teşekkür ediyorum için. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ve diyorum ki Ayşegül Hanım bir reklam arası verelim mi? İki de güzel türküsü çalar bize şimdi Özge. Çok ondan da güzel sonra olur. Devam ederiz. Tamam. Baş tabip geliyor yaramdan acı, anam acı. Hasta düştüm yüreğime, dert oldu anam dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu anam yurt oldu. Mezarımı kazım bayıra düze, anam ay düze. Yönünü çevirin sıladan yüze, anam ay yüze. Yönünü çevirin sıladan yüze, anam ay yüze. Benden selam söyle sevdiğinize, sevdiğinize.
başına koysun karalar, ağlasın anam ağlasın. Gurbet elde kaldım diye ağlasın anam ağlasın. Garip kaldım yüreğime, derd oldu anam derd oldu. Ellerin vatanı bana yurd oldu anam yurd oldu. Göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar Radyo Özgür Reklam.
türkü gönüllüleri alanlarında uzman kadrosuyla bağlama, gitar ve keman kurs kayıtlarına devam ediyor. Uygun fiyatları ve ödeme koşullarıyla türkü gönüllüleri sizleri bekliyor. Türkü gönüllüleri 430-31-51 Kızılay. Senin için şu dağlar. Ankara Duy sahnesinde bu akşam Aytaç Polat sizlerle. Duy sahnesi muhteşem manzarası ve eşsiz lezzetleriyle Atatürk Bulvarı numara 105 kat 10 Kızılay'da. Rezervasyon 424-0443. Duy sahnesi yıldızların altında, Ankara'nın üstünde. Cam kurtaran granit mermer sanayi. Her türlü mutfak dolabı, vestiyer, gardırop, panel kapı, granit mermer, daire tadilat ve dekorasyonunda iddialıyız. Gelin görüşelim. Can kurtaran sizi rahatlatır. Ostim 354-88-22. 354-88-22. 2014'ün en seçkin halı modelleri kaçırılmayacak fırsatlarla Halıcı Ömer'de. Halıcı Ömer, Eskişehir yolunda, Esat'ta. Psikolojik sorunlarınızı ertelemeyin. Stres, depresyon, aile içi uyuşmazlık, panik atak, okul sorunları, korkular, uyku ve yeme bozuklukları, sınav kaygıları günlük yaşantınızı etkiliyorsa bu sorunlarınızın çağdaş psikoterapi teknikleriyle çözümü için Suna Akgün Psikolojik Danışma Hizmetlerini arayın. Ayrıntılı bilgi için telefon 418-75-27. 418-75-27. Suna Akgün Psikolojik Danışma Hizmetleri. Tatlı dilli, güler yüzlü bir başkanla. Mamak'ta şimdi değişim zamanı. Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Mimar Coşkun Torun'la hayallerin gerçek olduğu bir Mamak'ta yaşamak için ben de varım. Çünkü ben Mamaklıyım. Bir gün mutlak öleceğim. Lezzetin ve türkünün tek adresi Çığ Gösteri Merkezi'nde 23 Ocak Perşembe günü Güler Duman birbirinden güzel türküleriyle sizlerle. Güzel bir türkü akşamı için Çığ Gösteri Merkezi'ni tercih edin. Rezervasyon 424-0203. 424-0203. İndirimi şimdi görün. Giyim Dünyası'nda binlerce ürün 7.90. Giyim Dünyası Kızılay'da, Ulus'ta, İstanbul yolunda. Yeni yılın ilk indirimi Halı Evi'nden. 40 yıldız halı markasının en yeni modelleri tam %40 indirimle Halı Evi'nde. 3. yaşında yepyeni modellerle Ankara'yı karşılayan Halı Evi, İstanbul yolu üzeri Giyim Dünyası yanı Shell benzinliği içinde. Radyo Özgür'de reklam kazandırır. Radyo Özgür'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için 435-26-46 435-26-46. Evet sevgili dinleyenler, ben Mustafa Cemil'de. Ayşegül Hanım'ın sizlere armağan ettiği o iki güzel türküyü dinledik. Reklamlarımızı dinledik. Teşekkür ediyorum. Ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben genellikle hemen hemen hiçbir programa canlı yayın almadık. Canlı telefon bağlantısı almadık ama burada Özge'nin oyununa geldim. Bir kere bağlayın bir dedi. Sen bilirsin dedim, o bağladı. Bir telefon daha alacağız Özge. Onun dışında başka alamayacağız çünkü süremiz kısa. Hanımefendinin dağcığında bilgi çok. Onun için onu biraz daha açalım ederim diyoruz. Evet Ayşegül Hanım. Beypazarı'nda konuştuk. Bugüne kadar CHP'li, hiç CHP'li diyoruz da başka partiden olmuş mu kadın meclis üyesi? Olmuş. Olmuş mu? CHP tarihinde yok, evet. Eyvah eyvah, yazık olmuş CHP'ye. Peki, İnşallah ben olacağım. Büyük risk mi değil mi? Ben büyük risk diye sizin gözünüzü korkutmak istemiyorum. Risk var mı kadın var aday olmanın? Var tabii ki. Yani büyük bir cesaret örneği göstererek ben aday adaylık başvurusunda bulundum. Ben inanıyorum. Beypazarı'nın halkı çok demokrat. Özgürlüklerden evet ve kadına olan saygısından dolayı siz onu risk olarak görmeseniz daha işiniz kolay diye düşünüyorum. Beypazarı halkı kucakladı. Evet. Değil mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Beypazarı halkı kadınıyla, genciyle beni kucakladı. Evet. Evet. Orayı artık ailem gibi görmeye başladım. Ayrıca Beypazarı'nda genç ve dinamik bir kadro iş başında. Mesela bu yıl içerisinde Sayın İlçe Başkanımız Ali Uysal iftar sofrası verdiler ve inanılmaz bir katılım oldu.
İlçe örgütümüz, milletvekillerimizle köy köy, tarla tarla geziyorlar. Cumhuriyet Bayramı'nda Beypazarı tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla Atatürk anıtına çelenk koyduk. Öğretmenler Günü'nde yine 24 Kasım'da yapılan yemeğe büyük bir katılım yaşandı. Yani Anneler Günü yine aynı öyle. Bu çalışmalar da halkın gözünden kaçmıyor. Bu çalışmalarda ben de vardım ve evet, Beypazarı halkı beni sevdi ve kucakladı. Nerede bir sorun varsa ilçe yönetimimiz orada, ki ilçe başkanımız Sayın Ali Uysal Beypazarı'nda ilkleri yaşattı. Bu ilkleri yaşatırken tabii ki şu anda Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Başkan adayımız. Söyleden söyletti galiba. Evet. Abdullah Özdemir'le birlikte köy köy gezerek köylere banklar dağıtıldı. Yani Abdullah Özdemir evet, kendini Beypazarı'na sevdirdi. Sevdirdi diyorum. Umuyorum siz de sevdirdiniz. Bu arada İnşallah. Bir söz verdiğimiz bir telefon var. Bağlayalım mı Özge? Hadi buyur. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler efendim. Ben Ayşegül Varol'un annesi, Tıpkül Uysal. Torpillisiniz hadi. Hadi bugün Ayşegül Hanım'dan torpillisiniz, çünkü dediğim gibi canlı bağlantı almıyorduk ama Ayşegül dedi ki annem bir bağlanırsa onun desteği bana çok büyük enerji verir. Evet. Doğru mu? Evet, doğrudur. Kızımın arkasındayım. Devamlı arkasında desteklerimizi de veriyoruz. Tabii böyle başarılı kızın olursa tabii destek vereceksin. Muhakkak gurur duyuyorum kızımla. Ben seviyorum sizleri anneciğim. Allah kızın versin. Ben de sizi kutluyorum. Başarılar diliyorum kızın adına da. Kızımın da başarılarını diliyorum. Teşekkür ederim annem. Biz burada komşularla beraberiz. Hepsinin selamı var. Hepsi desteklerini sunuyorlar, söylüyorlar. Oldu, çok teşekkür ederim. Vaktinizi almayın. Biz size teşekkür ediyoruz. Oradaki komşularınıza da selam söyleyin. Pozitif enerjinizi göndermeye de devam edin Ayşegül Hanım'a. Muhakkak. Teşekkür ederim annem. Seviyorum hepinizi. Biz de seni seviyoruz kızım. İyi günler. İyi, karşılıklı sevgi tartışında bulunduk. Evet. Komşularınıza da buradan selamlar gönderiyorum. Teşekkür Nerede ederim, kaldık sağ olsunlar. Evet, geçmek zorunda kalmıştık. Beypazarı'yla ilgili görüşmeler yapıyorduk. Bu arada Beypazarı'nın bütün çalışmalarını halkınbelediyesi.com adresinden de bütün herkes oradan neler yapılıyor, neler Beypazarı'nda neler yapılmış. Pardon, tekrar edelim mi adresi? Tam adres ama. www.halkınbelediyesi.com. Bu adresten Abdullah hocamız, ilçe başkanımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız neler yapmışlar, nereleri gezmişler, bütün hepsi orada paylaşılıyor. Aynen. Oradan da takip edilebilir. Çünkü adım adım projeler hepsi orada paylaşılıyor. Evet. İzlemek isteyenler, bakmak isteyenler, bunlar ne yapmaya çalışıyoruz demek isteyenler, böyle düşünenler o adresten neler yapıldığını, nerelerde çalışıldığını, projelerine, vaatlerine. Ben dediğim gibi sevgili dinleyenler, biz bu programın kayıtlarını 5 sene saklıyoruz. Belediye başkanımız da gelecek. Hep belediye başkanımız diyoruz artık, olmuş gibi görüyoruz galiba. Söyleden söyledi. Sayın hocam doktor, umuyorum belediye başkanı olacak. Çünkü hiç belediye başkanı adayı demiyoruz, hep belediye başkanı çıkıyor. Direkt öyle söyleniyor. Karaşar saray planı orayı taşıyacaktır, ben bundan hiç şüphem yok. Kesinlikle, yani biraz önce Özgün Erbey de aynı şeyi sordu. Karaşar yine %87'yi çıkartacaktır CHP'den. Çıkart. Ben buna inanıyorum, çünkü Karaşar'ın insanı her şeyden önce ben onların evlatlarıyım. Hepsinin evlatlarıyım. Sadece Karaşar değil, demin de söylediğim gibi. Değil, bütün köseler ve saray da var ve hepsi destekler. Bütün ilçeler, ilçe ve köyleri. Evet kesinlikle. Şimdi kesinlikle. O köyler mahalle olarak geçiyor. Evet. Sadece unvan değişti, insanlar olduğu yerde duruyor. Umuyorum ki CHP'yi orada birinci sıraya taşıyacaklar. Evet, dileğimiz o. Beypazarı'nın yeniden marka. Olacak. Marka oldu. Markası tekrar tazelenerek devam edecek diyoruz. Biz de gideceğiz. Böyle göğsümüzü gere gere CHP'li bir belediye başkanı var, CHP'li meclis üyelerimiz var diye Beypazarı'nı ziyaret edeceğiz. Çok davet olmasına rağmen gerçekten içim el vermiyor. Gitmek istemiyorum şimdiye kadar. İnşallah geleceksiniz. İnşallah geleceğim. Evet. Biz sizi kapıda, belediye binasının kapısının önünde karşılayacağız. Yok efendim, gerek yok. Ben gelirim sizi orada bulurum. Evet. Diğer partilerde kadın adayı çok mu? Yok. Onlarda da yok. Evet. Onlarda da yok. Onlarda da yok derken sizde var işte, CHP'de var. Bizde var, evet. Benim tek aday şu anda benim
ve güzel gidiyor. Umarım devamı da güzel gelecek. Sevgili dinleyenler, Ayşegül Hanım'la ilk tanıştığımızda ben Beypazarı Belediye Meclis Üyesi aday adayım dedi. Kaç aday ver dedim. Aday aday. Bir tek benim, o zaman dedim. Kesin şimdi aday aday demeyelim. Belediye Meclis Üyesi diyebiliriz dedim ama seçim sandıkta kazanılıyor. Evet. Umuyorum o sandıktan başarılı şekilde çıkacaksınız. Evet. Başka çıkacağız. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, ya Mustafa Bey bırakmadı ki konuşayım dediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Yayın muhteşem oldu. Bana söylemem istediğim her şeyi söyledim, konuştum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben rica ediyorum. Size kolay gelsin. Teşekkür Yolunuz ediyorum. Açık olsun. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimize iki tane türkü daha armağan edelim Özge ve helalleşelim. Tamam. Vedalaşalım, helalleşmeyelim. Tamam. Tamam. Evet sevgili dinleyenler, siyasetin başkenti bugünlük de burada son buldu. Bir dahaki seçimlere kadar mı desem, yoksa bir daha böyle gerçekten başarmasını istediğimiz adaylar olursa sizlerle beraber olacağız. Radyo Özgür'ün kapısı sizlere açık. Reklamlar içinde açık, programlar içinde açık. Hele hele bayan adaylar olursa istiyoruz ki biraz evvel programımızda söylediğimiz gibi her yere kadın eli değsin. Her yerde ayakkabı kutusu bulabilecek miyiz geldiğimizde sizin odanızda, makamınızda? Yok. Ya da evinizde? Bizde ayakkabı kutusuna sadece ayakkabı koyulur. Başka bir şey koyulmaz. Ayakkabı koyacağız. Evet. Umuyorum öyle olur. Para kasaları. Öyle olacak. Para sayma makineleri olmayacak. Biz para kasalarını iş yerlerimizde, para sayma makinelerimizi tezgahlarımızın başında görüyoruz. Evet. Başka bir yerde olsun da istemiyoruz. Ve geleceğin Türkiye'sinde de ayakkabı kutusuz günler demek istiyorum. Evet. Ayakkabıların oldu.